Merhaba arkadaşlar, kanalım Derle Topla Çalkala'ya hoş geldiniz. Ben Nilay. Bugün sizlere kendi yapmış olduğum sticker kitabını göstereceğim. İçindeki stickerlarımın tamamını detaylı olarak göstereceğim ve bunun haricinde içine stickerlarımı nasıl monte ettiğimi göstereceğim. Tabii ki ben Mambi'den aldığım malzemeleri, yani Mambi alışverişim sırasında gelen stickerlarımın hepsini bu kitabın içine koymuştum. O yüzden onun haricinde böyle D&R'dan aldığım, işte AliExpress'ten aldığım bazı stickerlarım vardı. Kamerayı salladım. Bunları da bu sticker kitabının içine ekleyeceğim. Bu şekilde de nasıl bir sistem kullandığımı göstermiş olacağım size eklerken. İlk başta sticker kitabıma geçecek olursak, bu üst tarafta görmüş olduğunuz bir asetat arkadaşlar. Ben asetatın üstüne böyle parlak defter kabı, yapışkanlı defter kabında halkalar yaparak yapıştırmak istedim. Fakat benim şeyim, o delgecim tam sağlam değilmiş. Alırken kontrol etmemiştim. En büyük hataymış bu benim için. Ve delerken böyle yamuk yamuk deldi. Ben de rastgele parçalar kopararak yapıştırıp böyle kırçılı bir yapı oluşmasını sağladım. Bunu neden eklediğim kısmına gelecek olursak, hatırlarsanız benim bir önceki, daha doğrusu alışveriş videomda, ki onun linkini de aşağıya açıklama kutucuğuna koyacağım, oradan açıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Alışveriş videomda şu dashboardlarım 3 parçaydı. Bir de bu sticker ile birlikte 4 parça olarak geçiyordu. Planner'ın arasına işte koymak içindi. Fakat ben bunlara kendi sticker kitabımı yapmak için kullanacağımı söylemiştim. Ve karşınızda. Burada peki hangisini kullandım? Mavi kullanmadım arkadaşlar. Çünkü şeffaf ve pembe daha hoş geldi kullanmak için gözüme. Şu şeffaf, bu şeffaf alanı korumak için şu asetat kağıdını şey yaptım, kullandım, böyle şekil yaptım. Çünkü bu çizilmeye falan başlamıştı. Şu anda net olarak gözükmüyor ama kitapların içine koyar çıkarırken ve zarar görmesini istemedim. Bu yüzden. Burada da görmüş olduğunuz arkadaşlar benim şöyle Happy Planner. Pardon, ikinciye sokuyormuşum elimi. Diskleri. Gördüğünüz üzere pembe. Arkadan da güneş geliyor ama bir parlamaya sebep oluyor. Özür dilerim arkadaşlar bunun için. Böyle pembe büyük diskler. Burada arkadaşlar, pardon, evet, ilk sayfam beyaz olarak koydum. Bunun sebebi ise en üste koydum şu parlak parçaların böyle net olarak gözükmesini istememdi. Şimdi bu planerimle birlikte gelen parçalardı, ki o da yine aynı şekilde başka bir videomda var. Planner'ın o kit halini tanıtıyorum. Onun linkini de yine aynı şekilde aşağıya koyacağım. Bu arada bu stickerları bulabileceğiniz internet sitesinin linkini de yine aşağıya açıklama kutucuğuna koyacağım. Oradan hepsine detaylı olarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısmını biraz hızlı olarak geçeceğim çünkü sadece stickerları göstereceğim. Selancura'ya selamlar. Görmüş olduklarınızın tamamı Color Coordinate serisine ait stickerlardı. Bundan gerisi de zaten o videomda göstermiştim ama yine izlemeyenler için ekstradan göstereceğim. Şu şekilde küçük böyle ikonlar vardı. İkon demek doğru olur mu? Tam doğru karşılığı bilmiyorum. Böyle küçük stickerlar var arkadaşlar burada da. Natural serisi olarak geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Gerisi de planerimle birlikte gelen işlevsel stickerlarım. Tarihler, aylar yazılı. Görmüş olduğunuz, yani tamam Nilay bunu yapmışsın da neresini sen yaptın diye soracak olursanız, şöyle hemen çıkarayım. Bu gelen stickerlarım normalde şu şekildeydi. Ben şu kısmını ekledim ve deldim. Bunu neden yaptım? Çünkü ben eğer direkt delecek olursam stickerımın kendisini delecektim. Bunu engellemek adına yaptım arkadaşlar bunu. Yine aynı şekilde tüm parçalarım için, şuradan net olarak gözüküyor. Tüm parçalarım için aynı işlemi gerçekleştirdim. Bu ve gerisi için sert karton kağıt kullandım. Diğer Color Coordinate serisi içinse normal A4 kağıdı kullandım. Bunun sebebi ise bunlar normal kağıdın üzerine basılmış stickerlar arkadaşlar. Ve hani çıkartacağınız zaman şöyle kıvırıp da çıkartmak gerekiyor. Yani cımbız girmiyor çok ince olduğu için arasına. Cımbız girmiyor derken arkadaşlar ben stickerlarımı çıkartmak için böyle küçük siyah bir cımbız kullanıyorum. Ondan bahsediyorum.
Sticker kitabım bu şekilde arkadaşlar. Bunu ne şekilde yaptığımı gelecek olursak bahsettim ama biraz daha detaylı göstermek istedim. Şu görmüş olduğunuz bir parça karton. Neden kartonu aldım bu sefer? Çünkü bu stickerlarım bu arada bunları D&R'dan almıştım arkadaşlar. Şu ve şu ikisi 3.90 liraymış. Burada ilk başta arkadaşlar aldığım kartonumu şöyle delgecimle sarsıntı için özür dilerim. Delgecimle deliyorum. Sticker'ımı alıp çift taraflı bandımla ki o masamda değil. Hemen geliyorum. Evet, bandımı aldım geldim arkadaşlar. Şeye dolabın içine koymuşum tekrardan. Tabii işim tamamen bitti diye düşündüğüm için. Çift taraflı bandımı alıp şöyle sadece köşe kısımlarına geçmem yeterli oluyor. Sadece ucundan tutması yeterli. Çünkü yani ömür boyu sağlam olarak dayanmasına gerek yok. İşim bittiği zaman geri atacağım çünkü ben bunu. O yüzden çok da böyle hani zahmetli ya da masraflı bir şey yapmaya gerek yok. Çıkarttıktan sonra var olan parçamı derinliğini ayarlıyorum. İster çok altı, ister çok üstte. Yapıştırıyorum ve artık bu stickerlarım şu şekilde. Bunu da rahatlıkla planerımın içine, üstüne değil de şöyle içine koyayım güzelce gözüksün, geçirebiliyorum. Ve bu işlemi yaparak arkadaşlar ben bu planer kitabını tamamladım. Çok fazla güneşten ötürü yine bir parlama oluyor. Pardon arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere tamamı bunun içinde. Sticker kitabımı bu şekilde yaptım arkadaşlar. Eğer sticker kitabımla ilgili merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa yorum kutucuğuna bırakabilirsiniz. Açıklamaktan memnuniyet duyarım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.